Geldim abi. Gönderdin mi oğlum parayı? Gönderdim abi. Ne zaman cevap gelir? Cevap gelmiş bile abi. Ben bankadan gelene kadar cevap gelmiş, baksana. Ne diyor lan? Yardımlarınız sayesinde şu anda özgürüm. Çok teşekkür ederim. Bu iyilikleriniz karşılıksız kalmayacak diyor. Vay! Nijerya prensi hapisten çıkmış. Yırttık Şükrü. Bir dakika. Abi, İsviçre'ye gidebilmesi için 2000 dolara daha ihtiyacı varmış. Pasaport için lazım diyor. Bu parayı bulur bulmaz İsviçre'ye gidip bize söz verdiği 5 milyon doları gönderecekmiş. 2000 doları nereden bulacağız oğlum? Bilmiyorum ama onu gönderemezsek İsviçre'ye gidemeyecek abi. Nereden bulacağız o kadar parayı Şükrü? Hatice bir daha fenalaşsa? Yemezler oğlum. Abi, ne yapıp yapıp 2000 doları göndermemiz lazım. 5 milyon dolar gelecek yerden 2000 dolar mı esirgenir? Selamun aleyküm. Aynen bakkallar, ne tartarsınız böyle? Senin aklın ermez böyle şeylere. Terak dayıyor. Aklın erer mi, ermez mi bir söyleyin bakalım da anlayalım. O zaman var mı 2000 doların? Çatlat bakalım. 2000 dolar mı? Sen beni o fıs fıs İsmail gibi şirket sahibi mi sanırsın be? Bende ne arar o kapara? O zaman konuşmayacaksın. Seyyar tayyar. İşimiz var, gücümüz var. Aylak bakkallar sizi. Yan gelip yatmak ne zamandan beri iş oldu? Heykan diyor. Atla üstüne tak pençi. Boş ver be abi. Biz parayı nereden buluruz onu düşünelim. Evet Şükrü. Babam haklı abi. Ne diyorsun oğlum? Aylak bakkalı mıyız biz? Hayır abi. Çevremizde bize bu parayı verebilecek bir tek zengin insan var. O da Fıs Fıs İsmail. Doğru söylüyorsun Şükrü. Adam girişimci. Bu fırsatı asla kaçırmaz. Onunla konuşalım. Yürü. Gidelim abi. Ne prens? Ne Nijeryası? Neler çekmelersiniz siz be? Baba, bize inanmıyorsan maile bak. Adam havaalanında uçak bileti almak için para bekliyor. Seyyar tayyar, sen oradan bize 2000 dolar ver. O para 1 milyon dolar olarak dönecek geriye. Allah'ım yarabbim, hayal içinde yüzersiniz be. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bana inanmıyorsan maillere bak baba. Adam Nijerya prensi, boru değil. Hadi oradan be, olmaz öyle şey. Yapma seyyar tayyar. 5 milyon doları kaçıracağız. Burada kaçan tek şey sizin keçileriniz. Kandırırlar sizi be. Koskoca Nijerya prensi. Neden yalan söylesin seyyarların prensi? Ne oluyor Yakup abi? Nijerya prensine para göndermek için seyyar tayyardan para istiyorlar. Nijerya prensi mi? Hüseyin abi, sakın kimseye para falan göndermeyin. Neden Yiğido? Sizin konuştuğunuz kişi Nijerya prensi falan değil. Olur mu oğlum? Adam tacıyla, tahtıyla fotoğraflarını göndermiş. Şimdi düşmüş durumda. Düşenin dostları da burada. Uçak bileti parasını gönderince o da bize 5 milyon dolar gönderecek. Abi bu tip mailler tamamen dolandırıcılık üzerine. Kaç kişiyi dolandırdılar böyle? Önce hapisten çıkmak için para istiyorlar. Sonra yok şey parası, yok uçak bileti. Siz para gönderdikçe onlar daha çok para isteyecek sizden. Ne diyorsun oğlum sen? Emin misin? Eminim abi. Bu çok bilinen bir dolandırıcılık yöntemi. Madem bilinen bir şey, niye daha önce söylemedin oğlum? Şimdi haberim oldu abi. Gitti vallahi paralar Hüseyin abi. Böyle bir yalana ancak sizin gibi iki kütük inanır. Kafanı bil de konuş seyyar tayyar. Kalbini kırarım bak. Ne oldu kahvenin prensleri? Tufaya mı geldiniz? Bana bak, zaten sinirlerim bozuk. Benim asam bozma. Tamam mı? Sinirlendirme beni. Garip bir şey ya. Sen de gülme tayyar. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun içinde, her
yazlık